Dünyada ve Türkiye'de COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkileri için ayrılan kaynaklar araştırmamızın ikincisini yayınladık. Bu raporda özet olarak şu söyleniyor. Türkiye'de salgın azami ölçüde yaşandı, destekler ise asgari düzeyde kaldı. Gelin bu raporun ayrıntılarını şöyle bir inceleyelim. Türkiye salgın ile mücadelede sınırlı kaynak ayıran ülkelerden birisi. Yani ülkemiz hükümeti COVID-19 ile mücadele kapsamında ek harcama ve dolaylı gelir desteği olarak milli gelirimizin sadece %2,7'si oranında bir destek ayırmış durumda. Bu oran ABD'de %25, Yunanistan'da %21 ve Yeni Zelanda'da da %19 düzeylerinde. Korona salgınının görülmeye başladığı günden bugüne kadar dünyada ve Türkiye'de COVID-19'un yarattığı kapsamlı ekonomik ve sosyal zorlukları gidermek için çeşitli ekonomik tedbirler alındı. Pandeminin ekonomik ve sosyal sonuçlarına dönük destek paketleri ve programları iki temel bileşenden oluşuyor. Birinci bileşen doğrudan vatandaşlara dönük nakit harcama ve dolaylı desteklerden. İkinci bileşen ise işletmelere, şirketlere ve bankalara yani sermayeye sağlanan finansman desteklerinden ve çeşitli mali kolaylıklardan oluşuyor. COVID-19 ile mücadeleye yönelik yapılan harcamalar ve destekler açısından ülkeler arasında da büyük uçurum var. Zengin ülkeler milli gelirlerine oranla vatandaşlarına daha fazla nakit ayırırken, harcama ve gelir desteği sağlarken, yoksul ülkelerin desteklerinin milli gelire oranı çok daha sınırlı düzeyde kaldı. Zengin ülkeler bu gayri safi hasılalarının ortalama %17'si kadar nakit harcama ve gelir desteği sağlarken, orta gelirli ülkeler bu milli gelirlerinin %4'ü, yoksul ülkeler ise %2'si kadar destek sağlayabilmişlerdir. Türkiye'nin vatandaşlara dönük COVID-19 harcamaları ise sağlık harcaması, nakit harcama ve dolaylı gelir desteği de dahil milli gelirinin %2,7'si düzeyinde gerçekleşmiştir. Yani %3'ü bile bulamayan bir destek vardır. Yani yoksul ülkeler düzeyinde bir harcama yapmış olarak gözüküyor. 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan toplam 39 milyar dolar, 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda 40 milyar dolar nakit harcama ve milli gelir desteği sağlarken 84 milyon nüfusa sahip Türkiye yalnızca 19 milyar dolar tutarında ek harcama desteği sağladı. Türkiye tarafından sağlanan nakit gelir desteğinin büyük bir bölümü de hepimizin bildiği gibi ve defalarca daha önceden söylediğimiz gibi işsizlik sigortası fonundan olmuştur. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu ile Biz Bize Yeteriz Türkiye isimli kampanyadan da kısmen karşılanmalar sağlanmıştır bu destekler konusunda. Dolayısıyla doğrudan hükümet destekleri çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Türkiye'de COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkileriyle ilgili toplam mali desteklerin çok büyük bir bölümü yani %80'e varan bölümü vatandaşa değil, patronlara, şirketlere, işletmelere ve bankalara sağlanan kolaylıklardan oluşmuştur. Dünyada COVID-19 salgınına yönelik toplamda 10,5 trilyon liralık küresel ek harcama ve dolaylı gelir destekleri içinde Türkiye'nin payı 2/1 olmuştur. Yani dünyada 10,5 trilyon lira harcanırken Türkiye sadece 19 milyar dolar civarında bir COVID-19 sürecinde destek sağlamıştır vatandaşına. 1,5 yıl önce başlayarak tüm dünyaya yayılan ve insanların yalnız sağlığını ve yaşamını değil, gelirini de tehdit eden COVID-19 salgını 2021'de çeşitli varyantlarıyla bugün de devam ediyor. Salgın büyük istihdam kayıplarına, ücretlerde azalmalara yol açıyor. Yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştiriyor. COVID-19'un ekonomik ve sosyal etkilerine karşı
Dünyada da hükümetler çeşitli ekonomik destek programları uyguladılar. Çeşitli ülkelerde salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemleri Uluslararası Para Fonu değerledi ve dünyadaki tüm kamuoyuyla zaman zaman paylaştı. Hazırlanan bu IMF raporunda dünyada ve Türkiye'de hükümetlerin COVID-19 için ayırdığı kaynaklar ve önlemler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalı olarak da ele alınarak yayınlandı. COVID-19'un ekonomik ve sosyal sonuçlarına dönük destek paketleri ve programları iki temel bileşenden oluşuyor. Birinci bileşen doğrudan vatandaşlara nakit ve dolaylı destekler. İkinci bileşen ise işletmelere, şirketlere, bankalara sağlanan finansman desteklerinden ve çeşitli mali desteklerden oluşuyor. Nakit harcama ve dolaylı destekler sağlık dahil ve sağlık hariç olmak üzere iki kategoride ele alınıyor. Yani vatandaşa sağlanan harcamalar sağlık dahil ve sağlık hariç olarak ele alınıyor. Pandeminin yarattığı iş ve gelir kayıplarından düşük ücretle çalışan işçiler, yarı zamanlılar, kayıt dışı çalışanlar ile mülteciler, kadınlar ve gençler çok daha yoğun bir şekilde etkilendi. Bu Türkiye'de de böyle oldu, bütün dünyada da böyle oldu. Salgının sosyal ve ekonomik etkilerine yönelik nakit harcama ve destekler, yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılmasında en önemli sosyal politikalar araçları olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hükümetlerin destek paketlerinin dağılımına büyük önem göstermeleri gerekiyor. Ancak görüyoruz ki salgın ile mücadelede derin bir küresel eşitsizlik var. Bu da vatandaşlar arasındaki gelir dağılımının daha da bozulmasına neden oldu. Ancak COVID-19 kapsamında 2020 başından beri küresel olarak 10,5 trilyon dolar nakit harcama ve gelir desteği sağlandı. Bunların başında ABD tek başına tüm COVID-19 ek harcama ve nakit desteklerinin %51'ini sağlarken yoksul 59 ülke toplam harcamaların sadece 1/5'ini gerçekleştirdi. Yani buralarda ülkeler arasındaki bu derin eşitsizlik 10,5 trilyon liranın %51'ini sadece ABD'nin vermesi ve diğerlerinin %5'ini gerçekleştirmesi yoksul ülkelerin ülkeler arasındaki eşitsizliği, ülke içerisindeki vatandaş arasındaki eşitsizliği ve gelir dağılımını çok daha büyük bir şekilde etkiledi. Düşük destek sağlayan ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Buna rağmen devlet tarafından yapılan nakit harcamalar ve gelir desteklerinin büyük bir bölümü hazineden yapılmadı ve direkt işsizlik sigortasından ve diğer küçük başka kaynaklardan sağlandı. Türkiye'de vatandaş destekleri az olarak uygulandı. Şirket ve banka destekleri yüksek olarak uygulandı. COVID-19 döneminde yapılan nakit harcamaların ve gelir desteklerinin tüm ekonomik ve mali desteklere oranı kaynakların vatandaşlara ve çalışanlara mı yoksa sermayeye mi daha çok aktarıldığını gösterebilmek açısından son derece önemli. Şimdi bu göstergelere baktığımız zaman toplam ekonomik göstergelerin ülkelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Buna baktığımız zaman mesela Yeni Zelanda tüm desteklerin %92'sini vatandaşlara ve çalışanlara yönelik harcamışken bunu %91 ile ABD, %90 ile Avustralya izledi. Yeni Zelanda'yı takip eden ülkeler. Ve bu üç ülke ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ise COVID-19 salgınında yapılan toplam ekonomik ve mali desteklerin %78'i şirketlere, bankalara sağlandı. Tüm desteklerin sadece yaklaşık 1/5'i, bu da yüzdesel olarak %22'ler civarında yapıyor, çalışanları ve vatandaşlara harcama ve gelir desteği olarak gerçekleşti. Ülkeler arası bu eşitsizliklerin dışında, ülke içerisinde de kadın,
genç, mülteci gibi sosyal sınıflar arası eşitsizliklerin de çokça yaşandığını örneklerle görmekteyiz. Bu DİSK'in yapmış olduğu COVID-19 süreci içerisindeki devletlerin vatandaşlara yapmış olduğu araştırmayı da maalesef ki çokça üzerinde eleştirilecek yönlerinin bulunduğunu görüyoruz.